Neden belirli zaman mesela Anadolu'nun başka kentlerine gönderilmedi de Kastamonu'ya gönderildi? Belki o da önemli, altı çizilmesi gereken bir konu. Kastamonu Orta Anadolu'da bir kent. Her ne kadar Karadeniz'e yakınsa da Orta Anadolu özelliklerini taşıyan bir kent. Dış etkilere kapalı, nüfus hareketliliğinin çok fazla olmadığı bir kent. Bundan dolayı orada mazbut bir ahali vardı. Otoriteye karşı, devlete karşı isyan girişimi olmamış, itaatkar bir topluluktu. Bundan dolayı Mustafa Kemal işte daha önceki programlarda bahsettiğimiz gibi bazı yeniliklerini Kastamonu'dan başlatmıştı. Şapka yeniliği gibi. Ve orada bu anlamda çok fazla bir tepki görmemişti. Burada kısa bir araya girmek istiyorum. Yani siz aynı zamanda işte Osmanlı'nın son dönemi hani çalışıyorsunuz. Böyle bir şey var mıydı Kastamonu hakkında? Daha önceden hani bir yani neresi dendiği zaman işte böyle bir şey yapılacağı zaman akla hani direkt Kastamonu gelir miydi? Yoksa hani bu o zaman hani üzerine düşünülmüş bir şey mi acaba? Yani şöyle demek mümkün bunda. Kastamonu'nun sicili isyan, o devletin baktığı zaman, Kastamonu'ya bakıldığı zaman sicili düzgün görünüyor. Yani herhangi bir isyan girişimi yok, herhangi bir kalkışma yok. Ufak tefek gösteri olayları var ama vergiden vesaireden dolayı bu ciddi boyutlara ulaşmamış. Özellikle bu Jön Türk hareketi sırasında meşrutiyetin ilanı öncesinde bazı gösteriler var. O da meşrutiyetçi gösteriler. Onun ötesinde işte devlete karşı, devleti yıkmaya dönük öyle bir hareketin, projenin vesairenin olmadığı bir kent. Bundan dolayı özel seçilmiş bir mekan olduğunu kabul etmek gerekir. Orta Anadolu'nun belki birçok kenti bu anlamda öyledir. Zaten sonraki seçilen yerlere baktığımız zaman da Afyon, Karahisar'ın, Emirdağ'ın, Denizli'nin her birisi bu özelliklere benzer. Ama Kastamonu bunların içerisinde en kapalı. Aranan özellikleri en uygun mekanlardan birisidir. Bu özelliklerinden dolayı buranın seçilmiş olduğunu söylemek mümkün.